Sevgili Devrim Daniel Hoca ile yaptığımız 2 saati aşan röportajın ilk bölümünü geçen pazar yayınladım. Çok ilgi gördü. Şimdiye kadar konuklu podcastlerim içerisinde en çok dinlenen, en çok izlenen o oldu. Bugün onun ikinci bölümündeyiz. Bu ikinci bölümde blockchain dünyasında biraz daha derinlere doğru, daha yeni ufuklara doğru açılıyoruz. İlk bölümde Bitcoin'in temelleri, akıllı kontratların temelleri, Satoshi Nakamoto ne yapmaya çalıştı, Vitalik Buterin ne yapmaya çalıştı, bu temelleri konuşmuştuk. Bugün ise NFT'ler, Metaverse NFT'lerle nesnenin internetinin bağlantısı, blockchain'in geleceği, tokenization, token döneminde devlet demek ne demek, vatandaş demek ne demek, çok derin konulara giriyoruz. Bu bölümde bir saate yakın sürüyor, uzunca bir bölüm. Hepinizin vakti kıt biliyorum. O yüzden aşağıdaki açıklamalarda podcast'ın hangi dakikalarında neyi konuştuğumuzu bulabilirsiniz. Doğrudan oraya gelin. Eğer diğerleri ilginizi çekmiyorsa, ama asıl tavsiyem uçtan uca tamamı dinleme. Çünkü Devrim Hoca gerçekten derya deniz, inanılmaz çok şey anlattı, öğretti bana. Eğer ilk bölümü hala izlememişsiniz, onun bağlantısı da aşağıda. Lütfen o bölümü de mutlaka izleyin, dinleyin. Çünkü orayla burası arasındaki bağlantıyı kurunca kafanızda bu blockchain dünyası çok daha net oturacak. Ve ben eminim ki bütün bu meseleye bakışınız kökten değişecek. Evet, lafı daha fazla uzatmayalım. Devrim Hoca ile sohbetimize başlayacağız, ama başlamadan önce bugünü mümkün kılan sevgili sponsorumuz Binodor Speaker Agency'ye bir teşekkür edelim. Daha sonra hiç uzatmadan lafa değil. Direkt alalım. Bugünkü podcast'in sponsoru Mirador Konuşmacı Ajansı. Mirador, kendisini geliştirmek ve değişimin bir parçası olmak isteyen kurumları konusunda uzman, yerli ve global konuşmacılarla buluşturuyor. Mirador bununla da yetinmiyor. Müşterilerine eğitim, atölye, sahne şovları, takım oyunları, kuruma özel podcastler, videolar ve influencer işbirlikleri de sunuyor. Ama benim açımdan tüm bunlardan daha önemlisi Mirador benim de konuşmacı ajansım. Uzun yıllardır beraber harika projeler yaptık. Birlikte çok güzel işler çıkarttık. Çıkarmaya da devam ediyoruz. Satoshi'nin bu işi kurma niyeti bir işte bu merkezi yapılara isyan, ki Satoshi'den önce gelen bir akım zaten bu. Ve o isyanın temel noktasında paraya odaklayalım biz. Parayı Adem'i merkezi haline getirirsek bu merkezi devlet yapılarını, merkezi otoriter yapıları çözeriz diyor, değil mi? Çözülür. Çünkü bir devlet dediği nedir abi? Devletini ayırt eder. Vergi toplama etkisi, para basma etkisi, değil mi? İkisini al elinden, devlet mevlet kalmıyor. Yani bütün hikaye bunun üzerine dönüyor aslına bakarsan ve bunun bir bölümü biz çözeriz diyor. Şimdi böyle bakınca da hep şu savunma geliyor yani insanlar. Abi devletler buna izin ver. Devletler bunu yasaklar. Devletler bunu durdurur. Nitekim Çin de bir sürü şey yaptı. Şimdi teknik açıdan devletler, burada sırf Bitcoin'e özel inelim. Çünkü öbürlerin durdurulabileceğini biliyorum. Vitalik'i tutuklarsın, Ethereum'u bence durdurursun. Yani çok hani salakça basit bakacak olursak öyle düşünürüm meseleyi. Veya çok yavaşlatırsın. Bitcoin'i tutuklanacak falan kimse yok. Patron yok, hiçbir şey yok. Satoshi'de kim olduğu belli değil. Bitcoin'i devletler durdurabilir mi? Bir, durdurmak isterler mi? Bunu devletlerin durdurma çabası, tek devletin durdurması yeterli mi? Çok büyük birlik mi yapılması lazım? Bitcoin özelliğine ne düşünüyorsun? Çok merak ediyorum ben. Sevgili Bora Özken, senle aramızda anlaştıktan sonra bizi durdurabilecek herhangi bir şey olabilir mi? Bırakın devletin şey, aileyi, yani hani herhangi bir şeyi bırakın. İki kişi anlaştıktan sonra ne diyorum? Alıcı ve satıcı memnunsa, siz istediğiniz kadar bunu kısıtlamaya çalışın. İstediğiniz kadar, ya benim bu doğal hakkım ve arka tarafında da insanlığı bir kenara koydum. O matematiksel düzlem içerisinde 2 kere 2'nin 4 ettiğini yasaklamaktan ileriye gidemez. Yani Çin'in de bu kadar süre içerisinde, bu kadar basit anlatıyorum ki insanlar anlasın diye, bunca bu kadar seferlik zaten yasaklayabilseydi yasaklardı. Şu anlama geliyor: Çin hükümeti tarafından Çin bölgesinde 2 kere 2'nin 4 ettiği yasaklanmıştır. Bu taraf da 2 kere 2 4 ediyor. Hı. Bu tarafa geçelim. Zaten anında taşındılar biliyorsun. Bir de işte desent, yani Bitcoin ownerlardı. Hani işte o madenciler öyle yaptı. Kripto sahipleri de desentralize pazarları alıverdiler. Desentralize devlete hiçbir şey yapamıyor. Şimdi oraya da girmeyelim. İzleyici iyice kafasını karıştırmayalım. Çünkü bir de desantralize pazar yerleri var. Orada yapacak hiçbir şey yok. Çünkü o desantralize pazar yerlerinin sahibi de yok. Hani bunun sahibi belli. BTC Türk'ün sahibi belli. Gidersin basarsın ensesine, kapatacaksın dersin. Vergi ödüyor. Desantralize öyle ki baba yazmış algoritmayı, bırakmış milleti. Çekilmiş kenara, değil mi? Yani çok basit edilecek olursak. Çok doğru, doğru. Yani kendi işte onu, bunun yasaklanmasının mümkün olmadığını görüyoruz. Zorlaştırılabilir, para giriş çıkışı zorlaşabilir. Orada da kısıtlamanın yapılacağı şeyler belli. O da çok yadırganacak bir şey değil. Siz kendi yerel ya da lokal olarak belirli bir kanun ve şey üzerinde ilerlemek zorundasınız ki bunca işte savaşlar ya da işte bu süreçler o yüzden çıkmış ve orada kendinize ait bir egemenlik kurmuşsunuz ve egemenliğin de yöneticisi sizsiniz. Kripto varlıklar üzerinde de lütfen dikkat edin. Bütün şu anda regülatif süreçlerin hepsi onların
kara sularına dokunmaya başladığınız evet. andan itibaren geçer. Yani bankasından biz, mesela oradaki bankaya para alıp yollarken. Yoksa ne yapacağım bir şey biz yok. Biz şu anda mesela hava sahamız var, işte kara sınırlarımız var. Yani Kapıkule'den içeriye girdiğin andan itibaren buranın kurallarına uymak zorundasın. Ya da işte bizim hava sahamıza herhangi bir uçağın girememesinin ya da işte izinsiz girememesi bu bir işte savaş sebebi biliyorsunuz. O andan itibaren de her devlet bunun arkasında durup sahip çıkmaya çalışıyor bu sürecin içerisinde. Ben bunu çok yadırgamıyorum. Sadece bunun yasaklanabiliyor olması mümkün değil. Onun arkasında peki o andan itibaren de hani bükemeyeceğin bileği sıkacaksın mantığıyla işte Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu senatoya bir teklif verdiler. Dediler ki ya biz bundan eğer böyle bir yapıda olursak kripto varlıklar üzerinden elde edeceğimiz vergilerle işte belirli yolları yaparız. İşte devletin yapabileceği şeylere fon sağlarız. Mesela o şu anda orada bir bakış açısı değiştirdi. Diyemez miydi ki Çin yasakladı, ben de yasaklıyorum. Evet. Bu sefer farklı yere gidecekti. Bambaşka bir açıdan geleyim size. El Salvador diye bir ülke bugüne kadar kapital düzen içerisinde hiç adı sonu anılmazken şu anda bir aydır Nayib Bukele adını hani ekosistemde olup da duymayan insan kalmadı. Ve yani son projesi de muhteşem bu. Yanardağ diyorsunuz değil mi? Ya yanardağın ötesi hocam Bitcoin şehri meselesini biliyor musun? Ha o tabii. Yani şimdi yanardağın yanına kuruyor zaten. İzleyicilerimiz belki bilmiyordur. Yarın bununla ilgili bir kısa yorum yapacağım. Çok da ilgimi çekti. Şehir yaratacağız diyor. Yani bir kere hani bilmeyenlere söyleyelim. Ülkenin iki resmi parasından birisi var kabul etti Amerikan dolarının yanında. Esnaf tarafından kabul edilmesini mecburi hale getirdi. Kabul etmem diyemiyorsunuz. Yok, ben de geçmez yok. Diyemiyorsunuz. Resmi para diyor. TL'ye kabul etmemek gibidir diyor. Kabul edeceksin diyor. Herkese cüzdan verdi. Cüzdanlara bir 30'ar dolarlık Bitcoin koydu değil mi? Yani çivo cüzdanlar. Ondan sonra bayağı da bir eğitim milleti. İşte Bitcoin Lightning Network üzerinden artık sokaklarda falan ödemelerini alıp verebiliyorsun. Ve şimdi adam şehir kuruyor. Şehir sıfır vergi. Sadece şehirdeki ticaretin KDV'si bana yeter diyor. Onun dışında işte gelir vergisi yok, yatırımlardan işte kazanç vergisi yok, hiçbir vergi yok. Sadece bu şehirde iş yapın, Bitcoin ile ödemelerinizi yapın. Buradan KDV, %10 KDV alırım ben transaksiyonlardan diyor. Üstüne şehri kurmak için de Bitcoin tabanlı bono çıkarıyor. Hakikaten devrimsel işler yapıyor adam. Yani öyle böyle değil. Zaten oraya ciddi bir Bitcoin topluluğu çöktü galiba. Onlar ona yön veriyorlar. Yani kendi başına da içinden çıkacak işler değil bunlar. Nasıl görüyorsun bilmiyorum oraya. Yani çok ilginç bir örnek proje. Çok küçük ülke, işte diktatör bir adam falan. Onları bir kenara bırakacak olursak o testi nasıl görüyorsun? O testi nasıl takip ediyorsun, değerlendiriyorsun? Bu şu anda orası çok böyle unik bir örnek. Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Belediye Başkanı seçim için bunu öne sürdü. Dedi ki ben Bitcoin'e ağırlık vereceğim ve o adayı başa getirdiler. Bağışlı da Bitcoin alacağım dedi. Bağışlı da Bitcoin. Bravo. Wyoming diye bir eyalet şu anda ilk defa kendi toprağını yasal olarak tokenlaştırarak internet üzerinden CityDAO adı verilen bir yapı üzerinden satışa sundu. Ve siz normal bir Amerikan yani Wyoming topraklarından gidip şu anda internet üzerinden hak sahibi olabilecek yapıya geliyorsunuz. Bu Metaverse... İzleyici anlasın diye söylüyorum. Evet. Tapu bu aslında. Yani o toprağın tabii. bir bölümünün tapusunu Türkiye'den birisi olarak sahibi haline gelebiliyorsun. Metaverse falan değil yani. Evet. Hani bu böyle sanal dünyalar falan değil. Bildiğimiz gerçek Amerika Birleşik Devletleri toprağından bahsediyor. Arka tarafta mesela Miami Belediyesi dedi ki ben bununla ilgili şey çıkartacağım, coin çıkartacağım. Buraya yapılan yatırımlarla da işte kendi belediyeme kaynak evet. sağlayacağım dedi. Şimdi bütün bunların hepsi kabaca baktığınız zaman insanlarla, kripto varlıkların, devletlerle insanların devletlerle kripto varlıkların böyle üçgen halinde bir ortak ilerleyebilme platformuna doğru gitmeye başlıyor. O andan itibaren de bu sizin yanınızda olduğunuz lütfen dikkat edin hiçbiri tek bir şeyin üzerinde de değil. Hani biz şunu destekliyoruz bunu desteklemiyoruz gibi de değil. Herkes kendine dair yepyeni bir ortamda çıkartabilir diye. Burada da coin ile token arasındaki farkı belki bir bize açmak gerekiyor. Oraya girmeden teknik o bölüme girmeden bir seni durduracağım abi müsaaden sonra oraya girelim. Çok haklısın. Özellikle social tokenları İyi anlamamız gerekiyor. Ben de ileride bir social token çıkarmak isterim. Ama oraya girmeden bir küçük konu. Aslında galiba Satoshi'nin hayali gerçekleşiyor bu durumda. Bitcoin bütün bu süreci başlatan bir desentralizasyon süreci. Çünkü anlattığın şey aslında Amerika'nın kendi içinde de desentralize olmaya başladığını gösteriyor. Washington DC'de inanılmaz katı duruyorlar işte biliyorsun Yellen vesaire kriptolara karşı. Boyamak diyor ki bana ne abi diyor. Ben buraya tokenlaştırdım diyor. Florida diyor ben buraya cennet diyor. Texas biliyorsun biz diyor Bitcoin cenneti yapacağız burada. New York'a herif o sözle geliyor. New York'ta maden kurdu. Yani pahalı bir şehirde madencilik yapanlar var şu anda. Şimdi böyle baktığın zaman veya işte Çin gibi süper otoriter bir devlet yasakladım diyor. Tın demiyor Bitcoin. Yani o gün bir 178 düşüyor. Sonra topluyor. Galiba bu çerçevede Satoshi'nin bu desentralizasyon fikri ki şeye geleceğiz şimdi. Tokenlar, NFT'ler, işte Metaverse, Web 3.0 yani bütün bunları da sağlayan altyapı.
Satoshi galiba oyunu kazanıyor desentralizasyon konusunda. Aramızda aldık Bitcoin sattık dışında, 3 kazandık 5 kazandık dışında gerçek desentralizasyon etkileri bence bu. Bir eyalete çıkıp ben burada bunu para olarak kabul ediyorum. Ben de ama ne demek ya? Belediye başkanı dediğin Amerika'da biliyorsun hem vali hem belediye başkanı. New York'un belediye başkanı diyor ki dolar istemiyorum maaşımı, Bitcoin istiyorum. Türkiye'de olsa yakarlar herifi ya, asarlar yani. Vali o, düşünsene devletin atadığı vali ben TL istemiyorum abi artık diyor. Satoshi'nin vizyonu gerçekleşiyor diye düşünüyorum. Ne diyorsun bilmiyorum abi. Ben bunu birazcık daha gene eski dönemlere götürüp herkesin çocukluğunu böyle bir düşünmesi gerektiğini rica edeceğim. Öyle bir o örnekten yola çıkalım. Öğretilmiş gerçeklik yaşadığımızı düşünüyorum ben. Niye? Küçük Bora'ya gidelim. Küçük Bora'ya annesi babası dedi ki al şu 3 lirayı 5 lirayı 3 kuruş 5 kuruş neyse o dönem içerisinde dedi ki git şuradan ekmek al simit al gel. Bora hiç düşündü mü ya benim elime verdikleri bu kağıt parçası ya da metal nedir? Ya da hiç Bora şöyle bir tepki verdi mi? Hayır anne, hayır baba ben işte Japon yeni ya da Çin yuanından başka bir şey kullanmam. Çünkü ne verdiyseniz onu o şekilde kullanır haldeyiz. Şimdi bütün bunların hepsi de eğer yeni doğuş aşamasında olan alternatif... O dönemde bir alternatif para birimi var ama Türkiye'de abi. Sen hatırlayacaksın bak. Tipi Tip ve Mini Tadelle. Tabii canım tabii. Onlar değiş dokuş aracı. Paranın üstü onunla veriyordu. Ben hatırlıyorum. Şimdi para veriyorsun paranın üstü Tadelle abi. O Mini Tadelle'yi hatırlıyor musun? Bilmiyorum. Tabii tabii hatırlamaz. Ya da Tipi Tip. Yani o zaman alternatif... Tadelle büyük markadır zaten her zaman hayranıydı. Bayağı paraydı bunlar. Sözünü kestim. Çocuklar için veya işte ne bileyim gazoz kapağı falan değil mi? Aramızda başka paralar vardı ama bakkal amca bayağı nakit yerine alta deli ediyordu. Hatırlıyor musun? Yaşamışsınız tabii, adamı. Tabii tabii kesinlikle. Çünkü hem o kültürün satışı desteklenmiş oluyordu hem çocuklar ağzı tatlanıyordu diyelim. Çünkü onları da hani normal büyük amca gittiğinde al şu sakızı demiyordu. Hep çocuklara ekonomi bize, olarak. Bize de alışmaya zevkli oluyordu o zaman. Herkes mutlu. Bravo, bravo. Evet. Şimdi bu açıdan baktığın andan itibaren de yeni bir alternatifle ilgili sen karşı koyamıyorsan ve o bir şekilde yeni neslin, bu arada en önemli şey de yeni nesil bunun üzerinden işliyor. İşte her sohbetimde gene örnek veriyorum. Hiç şöyle bir şey duydun mu yakın zamanda? Bora amca ya beni bir kapalı çarşıya götürdü orada bir ziynet bakayım. Şöyle bir beşi bir yerde. Arkadaşımın işte Buse Can'ın şeyi var, doğum günü var da ona hediye götüreceğim. Yok böyle bir şey. Ya da şeye geliyorlar bayramlarda işte şeker veriyorsun falan filan. Böyle hani bakıyor eline bir şey verecek mi? Hani para olarak. Eğer artık yeni nesilde bilmiyorum görmüşsündür belki. Cep telefonunu uzatıyor. Orada bir tane QR kod var ya onu oradan işte Bitcoin, Ethereum işte ya da ilgisini çeken başka bir şey yollayacaksın. Hani mesela eline 200 lira tam para versen kalıyor. Anladın mı? Parayı sokamıyor o dünyaya. Onun o dünyada kendi silah alacak, oyun alacak, can alacak. Çünkü bravo. Çünkü arka tarafta onu ekosisteme sokabilmek için o swap işlemi, o change işlemini yapıyor olması lazım. Yani o da baktığınız zaman bu özellikle yeni belediyecilik tarafında hep diyorum ya işte 2010-2020'den sonra donların hepsi bunun içerisinde. Ki bu şu anda daha iyi günler diye nitelendiriyor buna. Daha gözlüklü insanlar yolda birbirleriyle çarpışacak. Yani hani diyoruz ya şu anda cep telefonuna bakarken hatta YouTube'da sosyal medyada da çok dolaşan önüne bakmadığı için işte düşen kaldırımdan inen araba çarpan bir sürü şey var. O bu sefer gözlüklere gelmeye başlayacak ve işin arka tarafında da şöyle bir gerçek var. Üretim yavaş yavaş durmaya başlıyor. Sanat, üretim, sanayi, endüstri buradan elde edebileceğin gelirler artık yavaş yavaş ayağını uzattığın, oturduğun yerden oluşan gelirlere dönmeye başlıyor. Eskiden olduğu gibi amcalar, dedeler arazi alırken şu andaki yeni nesil gidip bu taraftan arazi toplamaya başlıyor. Ve çok ciddi anlamda da değer elde etmeye başlıyor. Öyle 1.000 lira, 2.000 lira falan değil, 1 milyon, 2 milyon dolara araziler satılıyor. Hatta yeni artık arazilerin de satışı benim azalmaya... Benim var Decentraland'da küçük bir şeyim abi. Süper, ne güzel. Ağaç, dikili ağacın için yer varsa... Var. Bu dikili ağaç yerlerinin azalmaya başlamasından sonra şimdi yavaş yavaş ihaleler çıkmaya başladı. Ya ihaleler de şu demek, mesela Polka City diye Polkadot üzerinde bir yeni şey kuruluyor, alan kuruluyor. Mesela orada airport satıyor. Bildiğiniz o apron'u satıyor. Apron'dan sonra binasını satıyor. Ve diyor ki buraya inecek kalkacak bütün uçaklardan normal işte hani şey olarak bir yapı kurduğunuzda onu nereden nasıl paraya dönüştürebilecek her türlü şeyde bu ekosistem bu tarafta da kurulmaya başlıyor. Ya da taksi satıyor. Evet. Diyor ki biz diyor Polka City içerisinde işte toplamda 2800 tane taksiye izin vereceğiz. Taksi plakası da diyor şu anda şu kadar. Bizimkiler girer abi o işe. Şimdi arka tarafta da yavaş yavaş şunları görmeye başlıyoruz. Bütün buradaki
karşı bu algıyı tutmak isteyen büyük firmalar yavaş yavaş Metaverse tarafına kaymaya başlıyor. Niye? Eskiden düşünün, bir bankaysanız o müşterinizin ayağına gitmediğiniz sürece internet bankacılığı da yok. Ne olacak? O sizin yürüme mesafenizde olması lazım ki şubenizden içeri girsin, parayı otursun. Sizin şubeniz yoksa rakibinize girer, ona yatırır. Şimdi bu dönem içerisinde öyle bir şey de yok. Yani onun siz ayağına o dönemde fiziksel olarak gidiyorken şu anda da sanal olarak gitmek zorundasınız. Roblox üzerinde Nike bir mağaza açtı. Evet. Ve en son Roblox'a giren arkadaşlarım, genç arkadaşlarımın haricinde hani diğer yeni girmiş olanlar da varsa içeri girdiğiniz anda itibaren herkes de Nike şapka, Nike bantlar, tişörtler, ayakkabılar, eşofmanlar, şortlar, orayı bile şu anda itibaren hani o muslukların çeşmenin başını tutmaya başlayan bir yapı var. Ve gene hep telendirdiğim, şimdi bu Metaverse tarafında da özellikle bu altyapı kurulduktan sonra çok hızlı bir şekilde insanlar o tarafa geçmeye başlıyor. Orada da temel şu, bir koordinat mekanizması var. Hani şu anda Decentraland'den aldığınız koordinat ne? Buradan bizi izleyenlere de söyleyelim. Mesela orada bir dikili ağacı var. Evet, değil mi? Yani orada bir vermeyeyim koordinatları var bir arsam. Şimdi tamam. O yüzden mesela karışık biliyorsun. Çünkü 110... biraz şey abi, biraz insan şeyden de korkuyor. Şimdi varlığını açıklıyorsun aslında, anlatabiliyor muyum? Tabii, hani, tabii. Mal, yani mal beyanı yapmış oluyorsun. Değil, çökebilirler yani. mal beyanı yapmış oluyorsun. Evet. Şimdi o sürecin içerisinde de arka taraf şöyle işte. 115,896'da bir arazi almış oluyorsun ve orada bir sana ait bir yer var. Ama insanların aklı bu şekilde çalışmıyor. Hani bu DNS dediğimiz domain name server'lar da esasında biz WWXYZ yazıyoruz da bu arka tarafta matematiksel olarak dönüşüyor ya. Burada da aynı mekanizma gelişecek. O yüzden de Bora'nın kafesinde buluşalım dediğiniz zaman o koordinattan daha etkili olmaya başlayacak. Bu da arka tarafta olayın nereye gideceğine dair bir fikir. O yüzden işte Starbucks'ı, kahve dünyası, Caribou'su yer tutmaya çalışıyor ki tamam abi Starbucks'ta buluşalım dediğin zaman o koordinat olarak değil. Tabii. Geçen de birisi diyor ki bana hocam diyor ya Decentraland de Zcentraland da kurulur. Yani bu sonsuz çoğaltılabilen bir şey. Kurulur da abi. Dünyada da bir sürü şehir var. Ama yani İstanbul'da Boğaz'ın kenarındaysa evi gibi kole ediyor değil mi? Yani onu kavramak biraz uzun. Çünkü insanların bir şeye değerli olduğuna karar verme şeklini anlamakta çok zorlanıyor. Yani burası değerli olduğuna karar verirse burası değerli abi. Ve çok insan oranın değerli olduğuna inanıyorsa o inanç kendi kendine besliyor. Orada fakat şöyle bir gerçek var, onu da söylemiş olalım. Siz illa belirtilen noktalarda yer almak zorunda değilsiniz. Özellikle mesela Roblox'a girdiğiniz zaman ya da işte diğer Decentraland'de ilk başlarda size vermiş olduğu arazi sabit. İstersen sen orayı bir Taksim haline, bir Kızılay haline, bir işte Alsancak Konak haline sen getir diyor. Ve o da esasında sana vermiş olduğu çok demokratik bir şey, hak. Ve o sadece oraya bina dik değil, oraya istersen göl koy, ağaç koy, dağ yap. Yani o bölgenin terrain dediğimiz bölgesel özelliklerini de değiştirebiliyorsun. Esas iş ondan sonra başlıyor. Oraya ne kadar inanan getirebileceksin ya da senin çevren ne kadar geniş? İş dönüp dolaşıp gene oraya geldi. Ya orada da şimdi şeyler tartışılıyor biliyorsun. Yönetsel modeller tartışılıyor. İşte semtler kendi içlerinde kendi yönetim modellerini mi kurtulsun? Yani onu çünkü Decentraland dediğinde aslında bir land sonuçta. Şimdi oranın kurallarını kim işletecek? Onu Decentraland yazılımcı işletirse yine merkezi bir yapıya teslim oluyorsun. Burada hemen şu coin token hikayesine gelelim. Evet, şunu buna ona bağlayalım bence. Tamam. Evet. Coin dediğimiz yapı Bitcoin'in hayatımıza girmiş ve ardından da altcoin olarak diğerlerinin hani others olarak nitelendireceğimiz yapıları tanımlıyor. Esasında coin demek kendi blok zinciri olup kendi blok zinciri üzerinde hayatını idame ettiren, devam ettiren yapılara dediğimiz olgu. Token ise kendi blok zinciri olmayıp Ethereum'un başlatmış olduğu o Ethereum Virtual Machine üzerinde aynı protokollere, aynı dilden konuşmaya yönelik ERC20 ile başlayan bir kod bütünü. Ve bu kod bütünü içerisinde de siz kendi blok zincirinizi oluşturmadan Ethereum tabanlı bir blok zinciri üzerinde coin yaratmak istiyorsanız ona token adını veriyoruz. İkisi birbirinden ayrılsın diye. Yani çok özetle kendi blok zinciri varsa coin, yoksa token, başka blok zinciri üzerinde çalışıyor. Ve token bir paket aslında değil mi? O paketin içerisinde kesinlikle diyorsun ki sen Fenerbahçe token'ını alırsan şu haklara kavuşacaksın. İşte kesinlikle. Fenerbahçe genel kuruluna oy kullanacaksın. Stadyumda indirimin olacak falan gibi değil mi? Yani token dediğin aslında bir akıllı kontrat parçacı o blockchain'e bağlanan. En temelinde if this then that dedik ya, o ne kadar geniş kapsamlıysa o kontratın içeriği de o kadar geniş. Yani istersen sadece bir işte DeFi ekosistemi için kontrat oluşturacaksan sadece para yatır çek diyorsan iki satırlık kod.
Evet. Ama yanına işte Bar of Lending koyacaksan bir 6 satır daha ekleyeceksin. İşte diğer türev piyasaları ekleyeceksen kod bu şekilde genişliyor. Ve sen o kodu okumayı anlarsan eğer o andan itibaren de oradaki işlemlerin süreci içerisinde sana ne vaat ettiğini ya da neyi vaat etmediğini kavrar pozisyondasın. Şimdi burada coinlerle para aldık verdik, ticaret yaptık, işimizi büyüttük, yatırım yaptık. Token ne işe yarıyor abi? Oraya gelelim. Token dediğimizde temelde 3 tane ana yapıdan oluşuyor. Bunlardan bir tanesi security token dediğimiz hisse senedine karşılık gelen. Bir tanesi utility token, adı üstünde bir utility yani bir yapabilitesi olan token. Bir de governance token var. Governance token da tamamen vote dedikleri oylama ya da oradaki hakka sahip yönelik bir şey. Decentraland'i nasıl yöneteceğiz konusunda oy hakkı bravo, mesela. Bravo. Bütün bu tokenların hepsi de baştan size söylenirken deniyor ki işte biz bu tokenından şu kadar, bu tokenından bu kadar ürettiğimiz bir ekosisteme sahibiz. Buna da roadmap deniyor. Eskiden bizim business plan olarak nitelendirdiğimiz şey şu anda white paper olarak çok daha böyle okumayı sevmedikleri için insanlar böyle bir iki tane A4 sayfasına gelmiş. Ben onlara bazen gerçekten white paper denmesinin etkilerini de görüyorum. Çünkü white paper yani. Hani boş bir temiz sayfa açmış gibi. Hani buradan da okuyanların da bir şey anladığını zannetmiyorum. Sadece tek baktıkları şu anda işte roadmap'te diyor ki ben diyor işte %10'u satarsam şöyle yapacağım. %20'yi satarsam böyle yapacağım. Squid Games'de olduğu gibi %100'ü satarsam bay bay diyeceğim. Hadi geçmiş olsun. Bu sürecin içerisinde tokenların da okuryazarlığının artıyor olması lazım ki senin aldığın hisse senedi mi? Hayır. Oy hakkı mı? Hayır. Bunu aldığında bir yerde kullanacak mısın? Mesela bu metotlar o tokenların özelliğini göstermiş oluyor. Şu anda çok çok hani detay içine girmeyelim ama token dediğimiz şey coin'den farklı olarak akıllı sözleşmelerin çeşitlendirilebilmesini de sağlıyor. Bu biraz şeyi de getirmiyor mu hocam? Şimdi ben Haddini Aşk kulübüm var mesela. İşte 20 bin üyem var diyelim. Ben bir token çıkarabilirim ve diyelim ki e-kulüp üyeleri aramızda bu token var artık. Bu token'a sahip olanlar benden yılda bir mentorluk alır. 3 tane bedava eğitime katılır. Ve token sınırlamamı da koydum. Bu kadar üreteceğim en fazla. İşte üst sınırda bu. Haddini Aşk kulübüne yeni gelen insanlara bu tokenları satabilirsiniz değil mi? Token değeri de böyle artıyor. Bu durumda aslında ben kendi devletimi yaratmış olmuyor muyum abi? Kendi parası olan, kendi kuralları akan ve bundan beraber belki de zenginleşilen. İşte NFT'ler buna bir örnek. Mesela işte bu Bored Ape Club, Yacht Club. Evet, ben de evet, bu hafta evet, haber yaptım evet. Onu. Mesela aslında o böyle bir topluluk şu anda. Ve bu topluluğa katılan o topluluğun zenginleşmesinden de zengin oluyor. Orada sosyalleşiyor. Mini bir devlet aslında bakarsan. Ve işin enteresanı gerçek devletlerin tamamen kontrol dışındaki bir alana çıkıyor. Çünkü sen şimdi... o token'ı satıp realize etmediğin sürece parayla dönüşmüyor. Ama değerli. Sonra o token alıp başka bir yerde kabul gören bir hale getirebilirsen o zaman exchange edilen yani international exchange'e çıkan bir paran da oluyor. Yanlış mı gördüm devrim? Yani ben desentralizasyonun bu bölümünü çok ilginç buluyorum yani. Sevgili Bora Özken, bunu hali hazırda çok uzun zamandır kullanan belli bir iş kolu var. Çay sektöründe. Ha, var onlar, token var. Bitti bu. Bırakın hani başka bir şey düşünmeyi. Şu anda kafalarında token canlanmayan herkes mutlaka bir hayatının döneminde bir çay ocağında. Pul, çay pulu, jetonu neyse. Marka olarak kullanılan işte mavi, yuvarlak, küçük, plastik şeyler. Baştan alırsınız 100 tanelik, tanesine 100 lira ödersiniz. O orada bir havuzda gelir. Esasında ödediğiniz şey tamamen baştan o token'a sahip olmaktır. İşte o bir utility token'dır. Niye? Ya onu aldığınız andan itibaren hisse senedi görevi görmez. Ya da bir oylamaya girmezsiniz. O utility token'a örnektir. Çay getirdiği zaman hatta dersiniz ki şuradan 3 tane marka al, alır markayı gider. Ve onun değeri de çayın o anki fiyatına göre belirlenir. Evet. Buradan da hani alt metin olarak da onları vermiş olalım. Yani o mesela bir markaya içtiğiniz çay eğer iki katına çıkarsa bu sefer iki marka olarak nitelendirir ama ekosistem hala devam eder. İşte aynen buradan alın örneği aklınıza gelebilecek bütün her şeye. Ama orada yani o örnekte o marka o çay ocağında geçerli. İşte benim örneğimde ben kendi çay ocağım için bir marka geliştiriyorum ve ona bir özellik katıyorum. Çay da içebilirsin diyorum. Arada sen de sohbet de edersin diyorum. Topluluğun nasıl yönetileceği konusu oylama hakkını da sana verdim. Galiba tokenlara birkaç hem utility hem governance'a bindirilebiliyor. Yani tabii. Yanlış biliyorsam düzelt. Ve kendi paramı yarattım. Biz burada bir mutlu mesut bir dünyayız. Bu söylediğin şu anda Çay Ocakları Federasyonu gibi falan onların çıkardığı hani bütün şeyler ocaklara dağıtılabilecek. Ve evet, gidiyor evet. O token'a benim buradan kazandığı token'ı gidiyor yanda devrimin yarattığı bir ekosistem var. Kripto delillerin çılgınların olduğu. Orada da o bir işe yarıyor. Exchange edebiliyor vesaire. Şimdi bu durumda
aslında her bir token issue eden kendi parasını yaratmış olmuyor mu abi? Yani paranın desentralizasyonu konusunda insanlar hala Bitcoin'in desentralize olması tartışıyor da herkes kendi parasını yaratıyor ve dediğin gibi iki taraf buna razıysa, bu değer eder diyorsa, işte eksiği takip ediyorsun muhtemelen bu Filipinler'den çıkan oyunu. İşte o karakterleri satın almak için para veriyorsun. Hatta tefecileri var biliyorsun. Bir Singapurlu bir şirket 2 milyar dolar para yatırmış bu işlere. O karakterleri ödünç veriyor sana tefeci gibi. Oynayıp herifi ödemeye çalışıyorsun. Şimdi ilginç bir araştırmaya denk geldim. O oyunu oynayınca token'ını kazanıyorsun, eksi token'ını. Eksi token'ı kazananlar, başarılı oyuncular, o token'ın büyük bölümünü dolara çevirmiyorlar. Başka token'lara veya NFT'lere çeviriyorlar neyse ve parayı sistemde tutuyorlar. Yani bayağı ana ekonominin dışına çıkan bir dünya. Ondan gidiyor belki arsa alıyor kendine, belki NFT alıyor. Parayı orada tutuyor herif. Yani bu mesela Beeple'ın ünlü 69 milyon dolarlık NFT'sini alan herifler zaten Ethereum zengini bunlar. Yani parayı gerçek dünyaya çıkartmama, tamamen burada tutma. Bu da desentralizasyon değil mi bir bakıma? Nasıl yorumluyorsun bilmiyorum. Biraz karışık mı anlattım bilmiyorum. Yo, çok çok haklısın. Çok mantıklı. Sadece insanlar bunlara çok alışkın olmadığı için kafalarında oturtamıyorlar. Yoksa yani şu anda işte demin dediğim gibi haddini aş podcast'i için çıkardığım bir şeyle insanlara ücretsiz olarak bunu dağıtıp illa bir ticari karşılığı olmaksızın şunu söyleyebilirsin. Benim token'ıma sahip olanlar buraya ücretsiz dinleme hakkına sahipler. Onun haricinde hiç kimse dinleyemez dediğin an da, o token'ı sen bedava verdiğinde de burada ticaretsiz bir ekonomi oluşturmaya başlıyorsun. Bir de yani kulüp büyür de ileride katılmak isteyen olursa o ilk token sahibi satabilir değil mi hocam? O zaman parayı bölüşüyor işte. Tabii. Şimdi bu yavaş yavaş tabii her türlü şeye sirayet etmeye başlayacak. Bu ucu çok açık, çok geniş ve tüm o ilk başta anlatmış olduğum muhasebe 1.0, 2.0, 3.0'ı lütfen unutmayın. Bütün sektörlerin hepsinde bir muhasebe kaydı oluşturduğumuzu düşündüğünüz andan itibaren illa ticari olmasına da gerek yok. Yani okula gittiğiniz, okulda almış olduğunuz bir sınav notu da bir muhasebe kaydı esasında baktığınızda. Bütün bunların hepsi toplandığı zaman işte o tarafta eğitim değişiyor. Bu tarafta aşı karnesi değişiyor. Bu tarafta medya sektörü değişiyor. Bu tarafta bambaşka eğitim sektörünün işte o sertifikasyonları, diplomaları, onlar bunlar değişmeye başlıyor. Karşımıza gelen noktada da şu var. Biz İlk baştaki takas ekosistemindeki mantığı alıp yavaş yavaş burada metalaştırıyoruz. Zaten o metada hani benim için herkes öte dünya, paralel evren, işte diğer dünya falan diyor. Bence öyle tamam o kavramlar da kelime olarak doğru ama her şeyi metalaştırabilip bu ekosistemin içerisinde ekonomide kendimize söz hakkı edebileceğimiz bir noktaya geliyoruz. Bence esas hani şey burada, işin sihri burada. Bu hani devletin ne olduğunda çok ciddi sorgulanır bir yapı haline getirecektir diye düşünüyorum. Yani çünkü bayağı ciddi bir alternatif oluşturuyorsun. Ve o ekosisteme girip paranı normal devletin alıştığı düzeni çıkartmıyorsan bayağı devletler ötesi olmaya başlıyorsun. Yani El Salvador örneğinden geçecek olursak, El Salvador diyor ki gel bana diyor, ben hemen sana çalışma vizesi de vereceğim diyor. Burada diyor kripto ekosistemi bir iş kur bana diyor. Gelmeye de gerek yok diyor, ülkende dur. Sana burada şirketi kuralım, vergi cennetinde sıfır vergili yerin olsun diyor. Ya bununla aslında vatandaş olmak ne demek değil mi? Hani millet demek ne demek, milliyetçilik demek ne demek? Çünkü yani sevgili Bora Esken, dünyada da karşılığı var. E-Residency diye bir şey var biliyorsun. Bu özellikle işte Estonya'nın çıkarmış olduğu. Şu anda başvurduğun zaman belirli özelliklere sahip, sanki özelliklerde çok böyle hani atla deve ya da para üzerine dayanan bir ekosistem değil. E-ticaret yapmış olduğunu belirttiğim bütün her şeyde sana hani oy kullanma haricindeki ticari bacaktaki bütün şeyleri e-Residency olarak sunuyor. Ve ana fikir burada kayıt altında tutabildiğin kayıtlı ekonomi üzerinden bir gelir elde etmekse, o andan itibaren de oradaki o şehir kavramı ya da ülke kavramı yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Sen orada onun yasaları ve onun şeyinde bir yere vergi ödüyorsan ve ben vergimi burada ödüyorum dediğin andan itibaren tüm dünya üzerinde iş yapabilir haldesin. Bunu da bu arka tarafta dropshipping diye nitelendirdiğimiz bir yapı var biliyorsunuz. Yani sen istiyorsan A noktasında dur, B noktası ile C noktası arasındaki trafiği yönet, e-ticaret trafiğini. Atıyorum Çin'den aldığın şeyi, parçayı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir alıcıya yolla. Paranı da Estonya'daki e-Residency'de tut. O andan itibaren zaten multinational bir düzenin içerisindesin. Bütün bunların hepsini sağlayabilmenin en temel noktası da hepsinin kendi kayıt sistemi üzerinde tutuluyor olması. Yani arka tarafta bunun en elle tutulur kısmı kayıtlı ekonomi ya da kayıt sistemleri üzerinde olması.
Ha, bu anonim olur, olmaz, o ayrı bir şey. O arkasında ayrıca tartışılacak bir konu ama bütün bunların hepsi kayıtlı. Yani bavul ticareti dediğimiz ya da elden nakit değiştirmekten çok daha ne olduğu belli bir yapıda ve şu anda onun kara sularına, onun toprak sahasına, onun hava sahasına girmeye başladığın andan itibaren de bu trackable yani takip edilebilir bir noktada o ilgili işte Interpol'e kadar giden işte MASAK'tı, arka taraftaki diğer teknoloji takip eden yetki kullanan kurumlar tarafından da takip edilebiliyorsa bu o bünyede bükemediğin bileği sıkmayla ilgili yanında çözümler getirmeye başlıyor. Bazen bana da öyle oluyor. Ya bir şey soruyor, biz anlatıyorum ama hocam çok karışık anlattın falan. Ne yapayım diyorum, karışık olay. Ama diyorum sen bir mailin nereden nereye nasıl gittiğini bilmiyorsun ki kardeşim yani. Onu soruyor musun bana, bu mail buradan buraya nasıl gidiyor? Çünkü çok karışık değil mi abi? Buradan maile bir adresi veriyorsun, dünyanın bir ucundaki bir yere dosyasında eteç edip yolluyorsun. Biliyor musun nasıl çalışıyorsun, bilmiyorsun. Kafa yormayacağız ya, ama şu anda hala kafa yormak zorunda kalıyoruz. Galiba MES adaptasyonu bu engelliyor biraz. Yani daha çok insanın bu işe katılmasını, henüz bunu bir teknoloji olması. Hani öyle diyorlar ya, bir şey tam anlaşılamamışsa teknolojidir. Anlamadan artık kullanabiliyorsan teknoloji değildir. O bir üründür diyorlar ya. Onu Sevgili seviyorum. Bora Esker, Galiba buradaki buradayız değil mi şu anda? Daha bu bir teknoloji, anlamıyoruz yani. O yüzden zorlanıyoruz ve en büyük anlamadan sıkıntı ne işlemesi biliyor lazım musun? aslında. Evet. Çatı yapının o çatı yapı oluşturan bütün özelliklerini bireysel olarak biz sahiplenmek zorunda kalıyoruz. Gene şöyle bir örnek verelim. Mesela bir kendimiz finans kuruluşu olmak istiyorsak bir normal finans kuruluşunun bir ufak şubesine gidelim. Oranın bir röntgenini çekelim ki bakalım o özellikler bizde var mı? Başlıyorum. Şubeden içeriye girdiniz. Burada bir güvenlik görevlisi arkadaş. İlerlediniz, sizi karşılayan bir hostes hanım ya da bey. İlerlediniz, burada bireysel işlemlerinizi yapabileceğiniz vezneler. O veznelerin arkasında oturan bilirkişi arkadaşlar. Onun Bu önündeki tarafta ekranlar. da önündeki ekranlar, buradaki türev piyasalarında işte onu al bunu sat fonlarından diğer türev piyasalara hisse senetlerine kadar ki buradaki şey. Kapalı kapılar arkasında muhaberatı, lojistiği, orada işte çay yapıp getirene kadar bir sürü insanoğlu var değil mi? Bütün bunların hepsi de profesyonel. Yani güvenliğin cebinde silahı da var. Bireyselin cebinde o anda önündeki ekran kurları var. Öbür tarafın kasa tutturması lazım gibi. Peki bütün bunların en başında da sabah 8'de gelip o şubenin açılması için anahtarı olan birisi var. Şimdi bütün bunların hepsini paketleyelim. Böyle burada dursun. Biz bütün bunların hepsinin işini yapmak zorundayız. Öncelikle bir, o anahtarın güvenliğini yani her şeyi bir kenara bırak. O anahtarı kaybettin içeride istersen Allame Cihan ol derler de sizden. Her türlü herkesin şeyini bil yapamazsın. Çünkü dükkanı açamıyorsun. Hadi dükkanı açtın içine girdin. Tüm güvenlik sende. Tüm oradaki operasyonel işte ona para yolladın ondan aldın öbür tarafa bilmem ne yaptın sende. Tüm bu DeFi ekosistemlerindeki bütün o barovlar, lendingler, stakingler, yield farmingler hepsi sende. Arka tarafta bunun muhaberat kaydını tutması, bunun muhasebeleştirilmesi, bunun işte lojistiği hepsi sende. O cihazı, cep telefonu mu, tablet mi, bilgisayar mı, Arayüzler. bütün hepsi sende. Sen bütün bunların hepsine hakim misin arkadaş? Orada gidiyorsun, hizmeti alıp çıkıyorsun. Ama işte yani kriptoda kullanıcının bunlara biraz hakim olması gerekiyor, yoksa kayboluyor. Yani Bundan bahsediyorum. İşte sen evet. oradakilere madem o çatı yapıyı bir kenara koymak istiyorsan o zaman o çatı yapının özelliklerinden en azından minimum da olsa o anahtarı elinde tutman lazım. Ne zaman Anladınız mı? varacağız oraya sence diyorum. Bu Yani eğitimle olacak. Yani benim mesela 2012'den beri yapmaya çalıştığım en büyük şey o. Ne Anlatmak yapıyorsun hakikaten? insanlara. Mesela anlatsana. Nasıl eğitiyorsun Anlatayım. insan? Benim duyduğum kadar, yani senden aldığım ipucu bayağı böyle C-suite'de, CEO'ları da eğitiyorsun. Onları gizli gizli alıyorlar falan. Bir anlatsana ne oluyor yani? Çok acayip bir Arka devrim ve ben çok tarafta şirkete eğitiyorum. Çoğu hiç anlamıyor bu işten. Biraz bir ne oluyor, bir anlatsana ya derim onu. öncelikle şöyle bir vizyon geliştirdim. Herkesin yaptığı şeyi yapmayacağım. Yani farklı bir açıdan ilerleyeceğim. O yüzden de karşılaştırılamaz eğitimler vermek üzerine 5-10 sene ilerinin teknolojisini anlattığım bir kurgu kurdum. Ve bu kişisel olarak yapmam gerektiğini de sonradan fark ettim. Çünkü grupları anlatmaya başladığınız anda işte Bora ile Pınar'ın, Devrim'in, Ali'nin, Ayşe'nin algıları farklı. Birisi bu trade açısından yaklaşıyor. Birisi başka açıdan, teknikten yaklaşıyor. Hepsi olmuyor. O yüzden de dedim ki benim
Bora'yı alıp Bora'nın özeline ona tailor-made dediğimiz işte terzi şeyiyle böyle bir kıyafet dikiyor olmam lazım. Ondan itibaren de 2016'dan bu yana bir kişiye özel eğitim modeli geliştirdim. Kişiye bunu özel yapıyorsun bunu doğru. Kişiye yani. Özel yapıyorum ve kişiye özel olduğu andan itibaren de böyle herhangi bir yere yurda ihtiyacınız yok. Yani böyle bir kahve salonuna da ihtiyacınız yok. Anladım. Ve şunu dedim ki daha ne pandemi var ne bir şey. Herkes işte konuşmalar yapıyor. Orada o eğitimler veriyor falan filan. Dedim ki ben bu işi online'dan yapacağım. Daha Zoom falan da yok. Yani ilk başladığım şey benim Skype üzerindendi. Skype üzerinden eğitimlere başladım. Ve o andan itibaren kim, nasıl, neresini öğrenmek istiyorsa gerçekten kılçıksız, ona kemiksiz o löp halini vermeye başladım. Ve bu şuna denk gelmeye başladı. Bütün her şeyi YouTube'dan seyredebilirsiniz, işte makaleleri okuyabilirsiniz, ama Udemy'den çok ücretsiz büyük şey dünya abi. alabilirsiniz. Neresinden başlayacaksın? Nasıl gideceksin? Esas Yapacaksın? önemli olan yaşanmışlıkları hiçbir yerden öğrenemezsiniz. Evet. Ve en büyük benim elimdeki şu anda diğer eğitmen arkadaşlarıma işte diğer konuyla ilgilenen arkadaşlarıma göre en farklılığım çok fazla yelpazedeki insanla bir aradayım. Onlardan çok besleniyorum. Onlardan almış olduğum şeylerle de o sektörün nasıl şekillenebileceğine dair kafamda bir şeyler oluşturup onu genel o kitleye anlatmaya çalışıyorum. Bunun arkasında işte NFT eğitimleri var. Bunun arkasında Metaverse eğitimleri var. Bunun arkasında cihaz yönetimi eğitimleri var. Bunun arkasında Ali teyze, şey Ali amca kafa yandı, Ayşe teyze için de nasıl temelde bu dünyaya girilir eğitimleri var. Yani açıyoruz diyoruz ki açın neyiniz var? Cep telefonu, bilgisayar neyse bunun içerisinde şimdi buradan buraya şöyle bir işte transfer yapacağız. Buradan buraya öncelikle WhatsApp kullanması bir yerden bir yere e-mail atması gerekiyor ki onu yanlış yollasa bile hani zarar görmesin. Çünkü daha böyle paçayı sıvayıp da dakika bir girmeye başlarsan eğer hiç hayatında WhatsApp kullanmadıysan, internet bankacılığı kullanmadıysan önce o aşamaları geçmek gerekiyor. Bunları böyle alıyoruz bireysel bazda kendilerine sunar hale geliyoruz ve özellikle dediğim gibi Google'a yazıp da Metaverse eğitim dediğiniz zaman ben bizim akademiden başka yerde bulamazsınız. NFT eğitimi bulamazsınız. Bu arka tarafta da dediğim gibi oradaki hem proje hem workshoplar hem bunun deneyim yaşama kısmı özellikle kurumların da kamunun çok ilgisini çeken bir nokta. Kamu bu konuda nasıl ya? Kamuyu merak ediyorum açıkçası. Çok ilgililer. Çok bu konuda özellikle tabii ki hani herkes ilgilenebilir ama onlar kim kamuda mesela? Hazine mi kamu bununla tarafı ilgileniyor? olduğu Banka mı için ilgileniyor? Merkez Bankası kim? Hepsi aklınıza kim gelirse yani bir finans tarafı diyorsunuz işte BDDK'sı, SPK'sı, işte Sanayi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası hepsi yani dışarıda kalmaları söz konusu değil. Çünkü bunlarla ilgili herkesin bir beklentisi var. Tamam konular farklı ya da şey ama mesela finans kuruluşları illaki bir noktada kendi küçük gruplarıyla işte orada bir regülasyon çıktığında ne yapacaklarına dair bir ortam kurmaya çalışıyorlar. Özellikle arka tarafta bunlardan yeni gelir elde edebilecekleri pozisyonlar olabilir mi? İşte kendileri nasıl platform bankacılığına dönebilirler? Open banking dediğimiz bu fintechlerle birlikte nasıl çalışabilirlik sağlanır? Çünkü orada da bir böyle API portalları, API portalları olmaya başladı. Artık. Orada siz verinizi tek başınıza tutmuyorsunuz. Onu diğer şeyleri açarak o elinizdeki şeylerden farklı farklı gelirler elde etmeye başlıyorsunuz gibi. Yani hem konvansiyonel dünyaya drive edilmeye çalışıyor hem de buradaki kripto varlık işte bu metaverse NFT'ler drive edilmeye başlıyor. Esas önemli olan hikaye de bu iş yavaş yavaş hisse senetleri ya da yatırım piyasası bu tarafa dönmeye başlarsa yakında şöyle reklamlar göreceğiz. İşte hani XYZ Bankası'nın konsorsiyum liderliğinde örnek veriyorum Ara Güler'in fotoğraf sergisi halka açılıyor. Gittiğimiz yer enteresan. Peki burada aslında biraz oradan bir önce bir şu NFT'yi bir sorayım sana. O konudaki düşünceni ondan sonra biraz gelecek duygulu. Gelecek nasıl olacak diye. Tamam. NFT benim ilk çıktığı andan beri yani daha doğrusu biliyorsun geçen seneden beri bizlere ulaştı. Daha evvel de var bu teknoloji 4-5 yıldır ama hani işte bu CryptoPunk'ın patlamasından sonra bir anda Covid'de de herkes sıkıldı evde neye para yatacağını şaşırdı falan derken birdenbire büyüdü. Benim de işte ufak tefek var bir şeylerim. Çok tutturamadım ama yani açık söyleyeyim. Hani böyle ben mesela hani hisse senedinde Tesla'yı mesela çok iyi tutturmuş bir adam 10 yıl önceden. Buraya anlayamadım. Çünkü burada bir de işte sanat giriyor. Topluluk enerjisi giriyor biraz. Büyük oyuncu oraya giriyor. Dağıtıyor orayı falan. Hani neye göre para kazanır pek çözemedim. Ufak tefek kazandım da yani çok kayda değer bir şey değil. Çok heyecanlandırıyor beni NFT. Ben çünkü işte yaratıcı bir insanım. Ve yaratıcı insanların para kazanacağı çözümleri ortaya çıkması beni çok heyecanlandırıyor. Artı varlığın, dijital bir varlığın değer kazanabilmesi fikri beni çok etkiliyor.
Ne diyorsun NFT'ler? Yani teknolojisini boş ver. İşte Ethereum çalışıyor altta vesaire ayrı da hani o dünyayı nasıl görüyorsun NFT dünyasını? İki tane temel üzerine dönüyor. Bunlardan bir tanesi demin tokenlaştırdığımız Evet. yapılar finans tarafında dönüp dolaşırken artık burada tokenından çıkartıp dediğim gibi işte renk, nota ya da diğer özellikleri getirerek onu finansal bazdan rakamlardan çıkartarak yepyeni bir olguya Evet. getirdik. Bu bir. İnsanların ilgisini çekmesindeki en temel nokta da o. Yani işte Ali amcanın, Ayşe teyzenin her gün işte Instagram'a girip Facebook'a girip oradaki algıyı bu tarafa taşıyabilecek bir köprü açılmış, bir yol açılmış oldu. O tarafta çünkü baktığınız zaman sıkıcı gelmeye başladı. Yani Bitcoin iner mi çıkar mı, Ethereum öyle mi olur, böyle mi olur, Ne işte blok yapayım? zincirleri falan filan. O işin herkes de finansla alakalı değil ki çünkü Evet. kimse para bazlı o kadar çok yaşamıyor. Ama bu tarafta işte müzik dinliyorsan var, sanat diyorsan var, illüstrasyon diyorsan var, yepyeni işte Evet. kurgular diyorsan bu tarafta var. Ve o yüzden de hali hazırda tüm halkın ya da işte diğer insanların da kripto varlıklara olan ilgisi bu tarafta birazcık artmaya başladı. Bir de hayatımızda o çok daha kullanılan ya da bilinen bir yapıda değil. Özellikle işte ERC-721 dediğimiz yapıyla birlikte bu non-fungible token hayatımıza girdi. Ama bir de 1155 dediğimiz bunların hisselendirilebilmesi hikayesi var. O da eskiden cebinizde 100 milyon dolar para yoksa gidip düz Alamıyorsunuz. Mona Lisa tablosunu satın alamazdınız. Ama şu anda cebinizde 100 dolar para varsa ben ona kuru yemişçi modeli, metodu diyorum. Bana şuradan bu kadar Picasso ver, şuradan bu kadar Van Gogh ver, şu diyorsun ki oradaki sürecin içerisinde sen bir şeyler almaya başlıyorsun. Ve o senin onunla birlikte etkileşimini de sağlamaya başlıyor. Şimdi bu iş işte farklı farklı her türlü sektöre yayılmaya başlarsa düşünsenize o andan itibaren. Yani siz herhangi bir yüksek tabloya da bir parçasına sahip olabilecek değer taşıyorsunuz. Ya da işte Bora Özkent'in haddini aş podcastini Bir dinlemek parçası sahip istediğiniz olacak. zaman ona bir atıyorum yatırım yapılacaksa ya da onun reklam vereceksiniz diyorsunuz ki ben Devrim Danyal'la ilgili olan bölümü şey açıyorum tokenlaştırdım bunu da işte 100 parça haline getirdim 100 parçasının da tanesini 1 liradan ekosisteme sunuyorum böylece 100 liralık bir oradan şey yapıyorsunuz o 100 liraya da gittiniz işte oraya buraya reklam verdiniz buradan gelen gelir de eğer 100 liradan fazla olmaya başlarsa arkasındaki dinamiği de anlatmaya çalışıyorum yatırımcı kesim için. O andan itibaren 1000 lira para topladıysa 1 lira yatırana 10 lira para gelmeye başlıyor. Bütün hikaye de burada. Şimdi Bir bu de o ömür ekosistem boyu geliyor. O alan satınca tabii ondan tabii da geliyor falan değil mi? Yani devam. kesinlikle. Bunun arka tarafındaki en önemli nokta da insanların ticari olarak sadece şu anda algısını çekmesi. Ama onun haricinde isterseniz aile albümlerinizi taşıyın. Orada işte ilk tanışmanızdan, düğün resimlerinden, pasta kesiminden, ondan sonra işte çocuğun doğmasından, onun aile albümü içerisinde yer almasına bütün bunların hepsini koyarsınız. Hiçbir zaman ticari değeri olmak zorunda değil. Ve ben buna bu süreçte NFT'leştirmek yerine tarihe kazımak diyorum. Yani Özkent ailesinin bütün Yanıp geçmişle ilgili gidecek bir yangındaki bir fotoğraf albümün yerine ömür boyu orada duracak. Ailenin üyelerine akses verebileceğim, istediği zaman istediği albüm formatında bakabileceği şekilde onları oluşturmuş oluyoruz değil mi aslında? Bu bir de bireyselliğin dışına çıkmaya başladığı zaman arka tarafta birazcık da ihtiyaç haline gelecek. Niye diyeceksiniz? Kamu tarafı var. Bu tarafta özel şirketler var. Tabii. Bunların hepsinin bir kurum kültürü var, bir saklanması gereken verisi var. Bütün bunların hepsi şu anda dikkat edin. Hani demin dedik ya Bitcoin bu ana gelene kadar hani herhangi bir şekilde durmadı, kaza geçirmedi falan filan. Bütün bunların hepsi 3 Ocak 2009'daki ilk başladığı andan itibaren yani Genesis Genesis. bloktan 12 Ocak'taki Satoshi Nakamoto'dan Halfini'ye giden ilk Bitcoin transferini de içeriyor. Şu anda içine girdiğiniz zaman yani 250 GB'lık bir dataya indirdiğinizde bunları görür Evet, haldesiniz. Ve o evet. andan itibaren de o kadar büyük kurumlar var, o kadar büyük kültürler var. Bütün bunların hepsini bu tarafa geçirdiğinizde en azından geçmişinizi garanti altına almaya başlıyorsunuz. Buradan da şu oluyor. Yeni nesil şey işte atıyorum kayıt tutma sistemi de bu tarafa evrilmeye başlayınca her şey artık çok daha böyle değiştirilemez ya da silinemez bir şekilde hayatımızda yer alıyor olacak. Bunun Ya bu anlattığından içerisinde hani ben böyle bir gelecek kurgusunu şuna götürüyor olurum. Hani bu data arttıkça bundan en çok yararlanacak şey yapay zeka tabii. tabii. Belki her nesilde aynı salaklıkları yapmaktan kurtuluruz. Yani her seferinde yeni nesil sıfır geliyor, onu tekrar eğitmen gerekiyor.
vesaire ya bilgi topu Valla nerede beni bunu en geriye oluşturuldu? götürdüğüm zamanki şey biliyorsun Mısırlılar İskenderiye Müzesi'nde bir sürü bilimsel şeyleri Evet. tutarken o İskenderiye Kütüphanesi'nin yanmasıyla birlikte Maalesef. belki 1.000 yıl geriye gitmişiz. Yani Aynen beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi o. Bu tarafta işte o dağıtık yapıda dünya üzerindeki en son cihaz diyelim hayatta öyle. silinene kadar orada kalacak. Bir de bu iş yavaş yavaş insanlıktan çıkmaya başlıyor. Kimse işin o tarafına da bakmıyor. 2023'te 3 milyar, 2025'te 5 milyardan fazla Internet of Things, nesnelerin interneti birbiriyle konuşmaya başlayacak. Ve bunların oluşturduğu bütün kayıtların bir güvenlik, yani bir çatı yapı olmadan bir güvenlik ekosistemi içerisinde tutuluyor olması lazım. Artı alt tarafında da o kapital düzen aynen makinelere da yansımaya başlayacak. Buzdolabındaki bir süt bittiği zaman bakkal amcaya oradaki robota bir sipariş geçecek de robot da otonom olarak çıkacak sizin kapınıza kadar getirecek o sütü diye. Bütün bunların içerisinde paralar da ödenecek. Yani o sütün parası çoktan ödenmiş olacak. Hani şu anda deneysel olarak yaptığımız yemek sepetinin cüzdanı, Trendyol'un cüzdanı o mantık var ya arka tarafta o esasında şirketler için bir çatı yapı oluştururken bir de deneysel olarak sizin orada sürtünmeyi azaltmak ana amaç. Yani sürekli kredi kartını gir değil orada çok uzun zaman önce Amazon'un yapmış olduğu one click. Tıklıyorsunuz geliyor. Peki abi vallahi muhteşem oldu yani biraz dağınık da gidiyoruz ister istemez daha da 2 saat gider de hani yani bir yerde biraz yavaşlatalım diyorum. Ben buradan sana son soruyu sorayım yani ondan aslında bir de pis bir soru sorayım ikisini birden soralım. Ne görüyorsun yani ben bütün bu konuştuklarımızdan daha ben işin başındayız gibi anlıyorum. 1997'deki internetteyiz diye anlıyorum. Her şey son derece ham, son derece ilkel, henüz teknoloji halinde. Kullanıcının anlaması zor. C-Suite'de eğitim yapıyorum. Anlamıyorlar belki hala seviyesindeyken. Tokenlaşma, işte daha fazla ürünün blockchain'e kaydı, işte internetle bağlantı, yapay zeka ile bağlantı. İnanılmaz bir şeyin başlangıcında gibiyiz. Şimdi buradan o yüzden 2 soruyla seyircimize, izleyicimize burada vedalaşalım. Bir tanesi gelecekle ilgili. Gelecek deyince 20 yıla bakmayalım. Ben öngöremiyorum. Yani ben mesela Satoshi Nakamoto'nun NFT'yi öngörmediğini tahmin ediyorum. Öyle söyleyeyim. Hani bırakın bizim öngörmemizi. Ben tahmin etmiyorum ki öngörmüş olsun. Yani Ona teknoloji... genel olarak store of value diyelim biz. Değer saklama diyelim. O değeri insanlık belirlediği andan itibaren belki onun de fikrinde o da var. Ya bu arada çok ilginçtir biliyorsun aslında ilk white paper'da değer saklama ünitesi falan mesela hiç girmiyor. Yok. People's money diyor yani biz bunu dijital ama 21 milyona üst sınırı koyduğu anda aslında herifin ekonomist olduğunu anlıyorsun yani. Çünkü aslında anti Bu enflasyonist şey yapmıyor. arada herif demeyelim ona da çok kızıyorlar. Satoshi Evet. is female diye şeyi de var. O da hani çok Tabii. böyle hani bu çok bir de Asıl. çok multidisipliner bir yapıda. Yani Evet. finans bileceksin, dijital okuryazarlık bileceksin, kriptoloji bileceksin, psikoloji bileceksin, onu bileceksin. Bu bir Pazarlama insanda top bileceksin, paranın tarihini bileceksin. bu bir insanda İnsanın toplanması çok kolay değil geliyorlar oradan da. O muhtemelen yüzden belki bu hani olabilir. Veyahut da işte senin sabah yani ilk girişte çizdiğin gibi zaten bir sürü sabah konuşulup oldu gelen değil mi? O şeyler. kadar çok Evet yani bir konuştuk. uzun. O bütün konuşulanların üzerine eklediği için belki hani bunların yarını olur ama yani o 6 sayfa mucizevi bir 6 sayfa. Sonraki yazışmalarda zaten hepsini okumaya çalıştım. Çok acayip bir beyin o. Kimin beyniyse inanılmaz bir iş. Peki şimdi devrimin beyni ne diyor? Yani bu iş bir 5 yıla bakacağım. 10 yıl 20 yıl ben göremiyorum artık. Geldik abi 50'lere. Bir 5 yılı ne görüyorsun? Yani neler olacak sence bu ekosistemde, bu blockchain'in yarattığı büyük dönüşümde? Teknolojik olarak para nasıl olacak, değerler ve bir yandan bunun toplumun dönüşümü, devletin dönüşümü, siyasetin dönüşümü üzerinde hayat tarzımızdaki etkileri nasıl görürsün? Bu büyük soru. Küçük soru da sen nelere yatırım yapıyorsun konusu da yatırım tavsiyesi değildir. Başta altında bir iki tane ana ipucunu almak isteriz. Yani eminim merak ediyor herkes. Öncelikle kimin neye ilgi göstereceğine dair bu ekosistem evrilecek ama benim gördüğüm özellikle global oyun ekosistemi ya da işte bu Netflix'ler, YouTube'lar tüm gençliği yerden yurttan bağımsız, ülkelerden bağımsız olarak ortak bir noktada topluyor ve o yüzden zaten bu kadar trilyon dolarlık şirketler olmaya başlıyorlar. Bu şirketlerin trilyon dolarlık olma meselesi yavaş yavaş o kitlelere tabanına yayılmaya başladığı andan itibaren de bir curcuna çıkacağını görüyorum ve çıkmış da durumda zaten. Şu anda NFT NFT'lere daha yeni merhaba dediğimiz andan itibaren geçmiştekiler şöyle algılasın. eBay'e yüzük yazarsınız, ring yazarsınız. 2 milyon 834 bin 672 sonuç getirdim der. Şu anda da
Aynen, NFT dünyası da benzer şekilde geliyor. Neden? Çünkü kripto paraları token olarak çıkarmaya başladığımızda hani binlerce coin, binlerce token çıktı da 10 bini geçti. İşte bütün bu konudaki bilirkişi arkadaşlarım diyorlar ya, işte %90'ı çöp olacak, %10'u kalacak mantığında. Şimdi bu arka tarafta o sadece bir değer taşıma aracılığıyla finans tarafını yönlendiriyordu. Bu tarafa geldiğinizde en temel pazar yerlerinden biri olan NFT'nin OpenSea'de şu anda 33 milyon civarında NFT parçacığı var. Bu artık tamamen makine çalışır, el övünüre gelmeye başladığı andan itibaren, hani demin dediniz ya, tutturamıyorum, bakamıyorum, anlamıyorum diye. Bu şu anda herkes kafasına göre kıtlık prensibine uygun olmak üzere kıtlığı olmayan bir dünyaya gidiyor. Yani orası da hayvanat bahçesine döndü. İşte kediler, köpekler, panklar. Maymunu yapıyor, maymunun köpeğini yapıyor. Maymunun yüzüne asit atıyor, maymunu mutant yapıyor. Çok acayip ya. Bu arada bu şu anda bunlar hali hazırda iki boyutlu duruyor. Şu anda evet. NFT'leri bir kenara koyduk. NFT'ler, yani etkileşimli NFT'ler, intelligent NFT'ler hayatımıza girmeye başladı. O da living, yani bize yaşanır halde bir NFT dünyası sunmaya başlayacak. O da Metaverse'ün ilk adımları olacak. Yani siz burada işte bir avatarla bir avatar çiftleştiği zaman oluşacak o breeding mekanizması diyoruz ona. O çiftleşme sonucu doğacak şey bir varlık olarak karşımıza çıkacak. Hali hazırda CryptoKitties'in hayatımızdaki en bence matematik üzerine kurulmuş olan güzel bir yapısını gösteriyor bu. Herkes Fibonacci'yi bu trade işlemlerinde kullanır ama Fibonacci piramidi diye bir şey var ve bu tavşan üreme sistemleri üzerine konulmuş. İşte tepede 1 ile başlıyor. 1, 1, 1, 1, 2, 1 gibi böyle giden. Merak eden varsa Fibonacci piramit yazsın, ona baksın. Şu anda 2017'de bu ilk gas fee'leri patlatıp da Ethereum blok zincirini böyle bir sallayan yapı şu anda 2 milyondan fazla parçacığa ulaşmış durumda. Bu şu anlama geliyor. Eğer şu anda iki boyutlu yapılar bu şekilde ilgileniyorsa, üç boyutlular hani sanal bebekleri besliyorduk, işte çiçekler vardı, işte sanal virtual petler vardı, kediler, köpekler, onların hepsinin bu tarafta canlı emzirilmesi gereken bir sürece geldiğini düşünürseniz, o Farmville döneminin domates ektim, biber ektim hikayesinin bambaşka boyutlarda tekrar canlanacağını görüyorum. Küreye bakıp görmüyorum bunu. Bu şekilde teknoloji olmaya başladı. Ardından bütün bu sürecin içerisinde bütün bunlar, eğer geçen gün sevgili Okan Bayırgen'de de söyledim bunu Muhabbet Kralı'nda, artık Metaverse de eskidi. Hani oraya Metaverse konuşmaya gittik. Metaverse de eskidi. Şimdi Multiverse'ler olmaya başladı. Çünkü o Mark Zuckerberg çıkıp da Meta'ya sahip çıkacak pozisyonda, biz ismimizi Meta'ya çevirdik, Metaverse bizim bir algıyla yapınca hop diğerleri, atıyorum Ubisoft'u, EA Games'i, işte Microsoft'u, Nvidia'sı falan hepsi dedi ki bir saniye arkadaş, bu tek kişinin Metaverse'ü olamaz. Herkes Metaverse yapmaya başladı. O da Multiverse oluşturdu. Bu Multiverse yapısı içerisinde de siz kendi ilginiz neresiyse, geçmiş dönemde de oldu diyenler olacak. Mesela Second Life vardı, işte Sims vardı. Bunlarda oynayanlar sadece kendi bölgelerinde yer alıyorlardı. Şimdi söyleyeceğime de lütfen dikkat etsin herkes. Şu anda bu dijital token ekonomisi ya da tokenomics olarak nitelendirdiğimiz yapıyla birlikte dijital cüzdanlarımız içerisinde bulunduracağımız varlıklar her Metaverse ekosisteminde geçerli hale geliyor olacak. Bunu gamerlar için de şöyle keyifli bir yöntemle söylüyorum. GTA'da, Grand Theft Auto'da araba çalmak için kullandığın levyeyi alıp World of Warcraft'ta düşmanlara karşı levyeyle kullanabilir hale geleceksin. Hatta bununla ilgili güzel bir laptop reklamında da şey var, oyun oynuyor ama oradaki karakter çıkıyor, diyor ki ya tavayla dayak yedik. Bilmiyorum seyrettiniz mi? Hani onunla bağlantısı da başka bir oyundan almış gelmiş tavayı. Çok güzel. Tavayla dayak yemek ne demek diyor. İşte tamamen bu bence Metaverse'ün temelini anlatıyor. Burada bir anda yaratıcının önünü açıyor derim, değil mi? Yani hani bütün sanal dünyada zaten sınırlamalardan kurtuluyorduk ama Fortnite'ın sınırlamalarına tabi oluyorduk. Şimdi Fortnite'a işte yandaki oyundan gel, Roblox'tan bir şey. Bana diyorlar ki ya hocam yeni girişimcilik ekonomisi ne? Ben bugüne kadar ondan fazla girişim yaptım, sattım, işte exit ettim, başka şeylere yatırdım ama en temel olarak baktığımız zaman şu anda Metaverse. Buradan kulaklarını çınlatmış olalım. Sevgili Deniz Özgür var. 30 milyon dolarlık yatırım aldı geçen gün ve Space Runner NFT olarak bir Metaverse ayakkabı tasarımcılığı işi. Yani
Orada tamamen üç boyutlu o metaverse dünyasında giyilebilecek ayakkabılar üzerinden Abi yatırım aldılar ve merak edenler olursa ben Space tanışmak NF davet etmek isterim. Senden sonra bilgilerini alayım ya. Çok çok ilgimi çekti bu. Deniz tabii Özgür tabii. dedin değil mi? Deniz, evet. Tubat'a geçerim ben. Hatta bu akşam saat 21'de şeyi vardı, söyleşisi vardı İstanbul Blockchain Women'la birlikte. Onu da eğer YouTube'da kayıtları vardır mutlaka, izlemek isteyen olursa sevgili Deniz mesela çok ilginç bir yapıya örnek vermiş oldu. Neye yatırım yapıyorsun konusuna gelince de ben gelecek teknolojilerine yatırım yapıyorum. Yani bu bir token coin değil. Mesela bir VR gözlük benim için yatırım. Onu alıp kafanıza taktıktan sonra oradaki, özellikle tabii kendi işim içerisinde de Metaverse eğitimini verirken diyorum ki takın ve orada benimle oradaki salonda eğitim yapmaya başlayın ki aradaki farkı algılayın. Tabii. Ve o da anlatılacak bir şey değil. Şimdi hayal et, şöyle bir şey var falan filan değil. Zaten onu kafaya taktığın andan itibaren dünyan değişiyor. Harbiden de dünyan değişiyor. Çünkü bambaşka bir dünyaya gelmiş oluyorsun. Tabii bu arada arka tarafta da kullanımıyla ilgili ciddi anlamda fiziksel sıkıntılar var. Mesela motion sickness dedikleri, senin vücudun duruyor. Mesela bazı arkadaşlar metroda ters giden yöne doğru koltuğa oturamazlar. Algıları gider. Aynen benzer şekilde mesela bir roller coaster'dasın ya da bir arabaya biniyorsun. Araba gidiyor ama sen oturduğun yerdesin. Çok O rahatsız yüzden ediyorum. bunlar sıkıntılı süreçler. Bu tip teknoloji yatırım tercih ediyor. Ben coin moin pek girmiyorum diyorsun. Bu Yok, değil. Ben yani zaten 2009'dan beri bu işin içerisindeyim. Şu anda her yerde de açık gönüllülükle söylüyorum. Bizim zamanımızda fosetler vardı. Ve o fosetler içerisinde şu anda işte farklı blok zincir yapılarındaki tokenları alabilmek için nasıl onları push ediyorlarsa, işte bizim zamanımızda 2009-2010'larda da işte buna iki kere tıkla sana 100 BTC vereceğim. Buna üç kere tıkla 50 BTC vereceğim. Ama onu da bana diyorlar ki ya hocam nasıl bunları söylüyorsun? Şu anda da size TIO vereyim. Madem herkes TIO istiyor, çıkın çakıl taşı toplamaya başlayın. 3 gün sonra Taksim'in yarısına sahip olacaksınız. Yani o anda söylediğiniz zaman da şimdi dersiniz ki ya arkadaşa bir soda verin, herhalde gaz yapmış, gitsin dersiniz. Evet, 30 milyon sırf şeyde diyorsun, OpenSea'de diyorsun. Nasıl tutturacağız? Yani hakikaten zor ama galiba çakıl takışı birkaç tane de atmak gerekiyor ufak tefek yine de bir Vallahi şans. bilmiyorum. Hani ben diyorum çıkıp da 3 tane çakıl taşın var mı evde derseniz yok. Hani kendi söylediğine de bir insan bazen şaşırıyor ama Çok ilginçsin yani. önemli Çok olan şaşırttın beni şey bu konuda yani. Ben hani o tarafı zaten yapıyorsun diye düşünüyordum. Yok diyorsun yani yok anlıyorum, yok ondan yok. paramı kazanıyorum, zevk alıyorum ama onun üzerine çalışacağı teknoloji ilgimi çekiyor diyorsun. Mesela Ben hep ben işin mutfak tarafında diyorum ya, işte çizgi film Evet. stüdyolarından, teletext kurulumundan, işte bankacılığın internet bankacılığı olmasından, hatta kimse hatırlamaz SMS ve WAP bankacılıkları vardı. Hani onlar tutmadı. Ya da evinizdeki televizyon büyük ihtimalle çoğunuzun 3D'dir. Üç Tabii. boyutlu gözlükleri taktığınız zaman ama kaç Başımız kere ağrıdı seyrettiniz? bak. Yalan oldu o işler. Tabii. Gözlükler nerede? Onu hatırlayan yok. Süpersin Evrim. Valla ben çok zevk aldım. İzleyicimizin bizim sohbetin bir kısmında bazısını kaybolacağını tahmin ediyorum. Baştan zaten şöyle uyarı koymakta fayda var. Yani bazı tekniğe de girdik. İyi de oldu. Ama, Ayarlarınızla oynamayınız derdi. yani Anten evet. ayarlarınızla eskiden. Çok sağ ol. Yani hakikaten Rica başka bir ederim. derinlik aldım sayende. Hani bu konuları hep merak ediyorum. Benim teknik becerim bir yere kadar işi götürüyor. O yüzden Estağfurullah. çok telafi ettin onları. Ben de bu dünyayı heyecanla görüyorum. Biliyorsun her gün de bununla ilgili paylaşım yapmaya çalışıyorum. Çünkü insanların haberdar olması lazım. Yani ben işe bir de sosyal sorumluluk açısından şöyle görüyorum. İlk defa aslında yetenekli bir gencin önünde bütün dünyaya satabileceği şeyler geliştirme. O yüzden mesela Deniz Özgür çok ilgimi çekti proje. Bütün dünyadan karşılık bulacak paralar kazanma, işler yapma fırsatları var. Çoğun haberi yok bunlardan. Yani KPSS'ye başvurmayı tercih ediyorlar onun yerine. O yüzden özellikle gençlerin haberdar olması çok çok önemli. Çok da üzüldüm bu arada geçen de gırgır bir şey de anlatayım sana. Bu Metaverse ile ilgili arka arkaya 3 video yaptım ben. İşte ilki de Metaverse nedir dedim. İkincisinde Metaverse'e nasıl yatırım yapılır? Üçüncüsünde de Metaverse'e nasıl iş bulunur? Yani benim sıralamamda Metaverse nedir? İlk bir olması lazım. İkinci Metaverse'e de iş bulur. Üçüncüsü Metaverse'e yatırım olur. Yok abi ya. Millet direkt Metaverse'e nasıl yatırım yapılır? 10 bin izleme, öbürleri biner izleme aldı. Böyle de olmaz bu iş. Çünkü bak bu işi yaratan değerli gençler, bu saate kadar bizi izleyenler varsa hala kayıtta. İkinci saatindeyiz. Bu işin en iyi bilen insanlardan biri diyor ki bunun arkasındaki teknolojiye yatırım yapıyorum ben hala diyor. Oradaki büyüme inanıyorum. Coin coin uğraşacağınıza ona bakın diyorsun değil mi? Özet bu galiba biraz da.
Çünkü sürdürülebilirlik o tarafta. Diğer tarafı hani çok yapmak istiyorsanız alın koyun deneyin her şey insanlık için. Ama bunu yaparken arka tarafında işleyen ekosisteme ben hep onu şu şekilde söylüyorum. Onunla da son cümleyi netleştirmiş olalım. Evet. Oyunun kuralları konmuş olan bir platformda oyuncu olacağınıza oyunun kurallarını koyucu olarak sürdürülebilir bir ekosistem koyun ki insanlar gelip sizin ekosisteminizde platformunuzda yer aldığı sürece siz sürekli oradan bir kazanç sağlamaya başlayın. Tabii. Yani PC devriminde Bill Gates ve Microsoft oyunun kuralını koydu. En büyük parayı onlar kazandı. İnternet devriminde işte iOS, Android koydular kuralları. Onlar en büyük paraları kazandı. Burada da yine kural koyucular olacak. O tarafa katılmakta fayda var. Daniel'ın devrimi de bunu diyor yani. Valla süpersin. Çok teşekkür ederim. Çok ben büyük keyif aldım. Sağ olasın. İnşallah izleyicilerimiz de bunların en azından bir bölümünü anlarlar. Bazı aralarında tabii çok meraklılar var. Onlar için çok ilgi çekici. Diğerleri de biraz şöyle bir dünyaya giriş. Çok sağ ol derim. Çok biz ortaya ederim. Bir karışık bir şey yapmış olduk. Herkes kendi lezzeti, kendi tadını nereden alıyorsa yani. Onlardan ama ben atsınlar. Böyle olacağını dün hissetmiştim ön sohbette. Hani biz dağılırız demiştim. Zaten o yüzden 2,5 saat oldu ya. İlk defa böyle podcast yaptım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim sevgili Boğa Özkent. Kendinize iyi bakın. Teknolojiyle kalın.